Dün akşam Tufan yine hesabı bana yıktı. Böyle yapımcı mı olur? Cebinde akrep var. Setin su sponsoru olmasa su içmeyecek. Sıvı kaybından gidecek yahu. Güzel kahve termosla çay götürüyormuş. Ayıp artık. Hesap ödemeyle ilgili bir profesyonel numara dağarcığı var. Hesabın geleceği anı vahşi bir hayvanın avcıyı hissetmesi gibi vücut salgılarının kokusundan hissediyor. Hani ya kredi kartını evde unutmuş oluyor ya böyle... Hesap geleceği an telefonu çekmiyormuş gibi uzaklaşıyor veya en utanmaz gecesinde ise tuvalete diye gidip arka kapıdan kaçıyor. Aa, bir şey soracağım. Geçen sezon sonu final bölümü birinci olursa size yemek ısmarlayacağım diye söz vermedi mi bu adam? Hatta inanmayıp biz de annesi üzerine yemin ettirtmedik mi? Banka hesaplarının ve gayrimenkullerin üzerine de yemin ettirdik. Kur'an'a el bastırdık. Tufan Hoca! Hissetmiştir ne konuştuğumuzu. İçgüdüleri ona kaç, kaç diyordur şu an. O zaman... Aa, onlar diziye para mı vermek istiyorlarmış? Kim para vermek istiyormuş? Hocam, bize geçen sene söz verdiğiniz akşam yemeğini bugün istiyoruz. Kaçacak yer yok Tufancığım. Bugün hesaplaşma günü. Aziz dostum, uzun zamandır bu kadar çok ve pahalı yemekler yememiştim. Aa, o 50 yıllık çarpıştırdığımız çok iyi oldu değil mi acılar? Evet aşkım, 50 yıldır sıkılmıştır o şişenin içinde. Hava aldı. Yalnız hepsini benim içmem iyi olmadı. Deniz niye gelmedi? O keyfi yoktu bu akşam Tufancığım. Arayalım gelsin mi? Tabii ki hayır. Ne güzel bir boğaz eksildi işte. Sen ciddi ciddi ödeyeceksin bu gece hesabı. Ha dostum. Artık altını çizmesek unutmaya çalışıyorum. Nereye hocam? Nereye? Hocam tuvaletin sokağa açılan kapısı yok. Tuvalet penceresini de kontrol ettim. Sizin geçebilmeniz için biraz daha şık. Aman hocam sakın Hande Atayiz 99'a bağlamayın ha. Vallahi hocam ayıptır söylemesi. Biz bütün çıkışları kendi aramızda bölüştük, gözlüyoruz. On üzerinden. Oğlum kaçmıyorum. Bara gidiyorum. Bir şarap fondip yapacağım. Başka türlü hesaba bakamam. Bunu ödeyeceksiniz. Hepinize beşer sayfalık tiratlar yazacağım. Ya hocam, siz hesabı şey yapın. Yani tirat sizin köpeğiniz olsun. Yasu. Tufan nerede? Barda. Gelsin de, söyleyeceklerim var. Pardon. Arkadaşı mısın sevgilim? Hayır. Tufan'ın çocuğunu taşıyorum. Ne? Sizden bahsetmedi. Bir yıldır görüşüyoruz ama bahsetmez. Çocuğu da istemiyor. Açılay diye birine aşıkmış. Nasıl? O ne demek ya? Hiç serin değil. Ha. Tufan çok hasta biri. Beni Açılay'a benzettiği için birlikte oldu. Oh yok. Ne yapacaksınız peki? Ay benzemiyor da. Bilmiyorum ne yapacağımı. Belki saçını böyle... Küt kestirirsen... Açılay, ayıl aşkım artık, ayıl. Tufan Hoca yok. Gitmiş. Hay Allah! Ey hanımefendi, bir arasanız, evine gidip bir konuşsanız. Hoca gitti mi ya? İyi de bende telefonu yok ki. Hoca mı? Ben oyunculuk okuyorum da, Tufan Hoca seçme yapıyoruz. Oyuncu arkadaşlara gidip bu hikayeyi anlat. Sakın rolden çıkma dedi. Niye gitti ki? Rolü aldın mı? Nasıldı? Aa, sen rolü aldın tatlım. Biz de hesabı aldık. Ben de sadece 20 lira var. Aa, ben cüzdan bile almadım. Ben hiç çamaşırı bile giymedim sevgilim. Çağatay, yemeğe gidiyoruz of ya. Ya bu konuşu. Yemek yemek zorundayız. Açız, bizde para yok. Tufan kaçamaz. Halledeceğiz lan, halledeceğiz. Anladık. Aç bırakmayız sizi, merak etmeyin. Yürü. Oh, vallahi mis gibi şahane, temiz temiz manzaraya karşı bundan kral akşam yemeği olmaz. Ne? Geliyoruz deyince, ne yapayım, gelme mi diyeyim?
Harika plan. Bu sefer büyük oynuyoruz. Molière'e gideceğiz. Wow, Molière. Benim Açılay'ın, Deniz'in ve hepimizin en sevdiği restoran. Ayda iki kere gitmezsem hücrelerim ölüyor. Azizim, yeşil salatası bile güzel. Öyle hain restoran mı olur yahu? Pahalı da ayrıca. Planımız pürüzsüz. Tufan bu gece hesap pusulası, kredi kartı ve kaderiyle baş başa. Molière, tuhaf. En ünlü eserinin cimri olması manidar. Molière bu gece cimriyi bir kez daha yazacak Kardo. Ya. Ay. Neredesin aşkım? Ay, tuvalet kapısı arka sokağa açılıyormuş. Yanlışlıkla kapıdan bir çıktım. Sokakta bir sürü insanla fotoğraf çektirmek zorunda kaldım. Dondum. Ay. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Bana bir kahve daha söyleyin. Tabii. Hazır mısınız? Aa, hesabı Tufan Bey ödeyecek tuvaletten çıkınca. Her şey için çok teşekkürler. Yemekler yine harikaydı Kardo. Eyvallah. Bu tuvaletin sokağa açılan kapısı nerede? Kadınlar tuvaletinde mi? Öyle bir kapımız yok efendim. Nasıl? Buyurun. İnceleyelim bakalım şu hesabı. Bana kalem, kağıt, hesap makinesi, çay. Hocam. Siz ne yapıyorsunuz bir saattir burada? Hesap kavgası. Her kalemin üzerinden teker teker geçtim. Salataya para alınır mı? Ayıp denen bir şey var. Lif ve su yahu. Hesap almıyoruz sizden. Lütfen gider misiniz? Etin kilosu kaç para biliyoruz hacı. Enayi değiliz. Benim söylediğim fiyata olayı da verirdim. Lütfen gider misiniz? Bugün de doyduk. Çok şükür. Eyvallah. Wow. Sert. Neyse. Sevgilim, biz yarın saat 9'da da geleceğiz. Bir rezervasyon alabilir miyiz? Kusura bakmayın. Artık sizi buraya almayacağız. Yönetim kararı. Bir daha da gelmeyin lütfen. Son bir parfümörle alabilir miyim ya? Paket. Selahattin! Ay, seni Allah korudu canım ya. Kim çarptıysa boyu devrilsin. Başım falan ağrımıyor değil mi canım? Yok yok. İyiyim, iyiyim. Aa, buldun mu telefonunu? Ay, yazık, babam çok sevinecek. Ne kıymetli parası varmış. Hiç sevmem böyle maddiyatçı tavırlar. Boş ver, boş ver. Ay, ben beyime geçmiş olsun hediyesi almadım ya. Ne alayım ben mintoşuma? Ne alayım ben kocacığıma? Ha, karbota alayım mı? Tabii, Helsinki'de oturunca lazım. Evet. Yahu ne yapacağım ben yılda 3 kez giyilen şeyi? Bütçen genişse motorbot al. Ah, kask alayım, takarsın kafaya. Ey Allah'ım ya. Ama geçen günü kafamda olaydı yolda yürürken, biz böyle perişan olmazdık. Lastik top gibi böyle hop düştüğün yerden kalkar yürürdün. Ya Gülistan. Sen bana ne al biliyor musun? Aklımda bir şey var. Ama hafif unutkanlıktan mütevellit kaybedersem arıza çıkarma. Telefondaki gibi afra tafra yapılmasın. Aa, senin canın sağ olsun, söyle. Ne alayım ben sana? Alırız yenisini, sen kaybet, hiç önemli değil. Ne alayım? Ne alayım ben beyime, ne? Aa, sizlerin? Bünyamin. Ya Allah'ın üstüne hiç akıl sır ermiyor. Ben de can sıkıntısından yatırımlık bina almak için beyiyle bakıyorum. Karşıma sen çıkıyor. Benim ofis burası ya. Aa, tabii. Birikimlerimi yönetmekten kafa mı kaldı kız? Param mı var, derdim var. Ancak sen empati yaparsın benimle canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk, aşk, tamam.